Evet arkadaşlar, Mümletan merhaba yeniden. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi gibiyiz. Bir önceki videoda hatırlarsanız işte bir dönem ne kadar, yani 2018 yılında başlarında kaç aylık, 3 aylık bir periyotta ne kadar madencilik yaptığımız, ne kadarlık gelir elde ettiğimizi hesaplamıştık. Dün göstermiştim sizlere, yani bir önceki videoda. Şimdi bugün oradaki o dönemki kripto varlıklarımızı, madencilikle kazandığımız kripto varlıklarımızı eğer satmasaydık ne kadarlık bir gelir elde edecektik? Bunu birlikte toplayacağız arkadaşlar. Gene aynı periyot. Neden aynı periyodu seçiyorum? Bakın. Halving 4 yılda bir oluyor biliyorsunuz. Bu 4 yıllık periyotlar bizler için önemli aslına bakarsanız. Yani ben o 2018 yılında misal olarak benim hedefim neydi? 2020 yılıydı. Öyle düşünüyordum ama birçok videoda bahsettim, aldanmıştım. Aldatılmıştım Twitter'daki o dönemki fenomenler sayesinde. Ha bu dönem şimdi o tecrübe oldu bize. O yüzden dokunmuyorum. Bekliyorum 2024 yılını. Bakalım 2024 yılında da olmayabilir. Ama hedefim 2024 yılı. E şimdi 2018 yılına bakalım, 4 yıl öncesi. 4 yıl öncesindeki kazandığımız kripto varlıkları birlikte toplayalım. Topladıktan sonra bugün şu anki değerinden bir hesaplayalım bakalım. Ne kadarlık bir mali değeri varmış. Bunu bir görelim birlikte. Keşke diyeceğiz mutlaka ama bakalım ne kadarlık bir keşke diyeceğiz. Birazdan size ekran alıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dediğim gibi o tarihleri seçtim yine. 2017'nin 12. ayıyla 2018'in 12. ayını seçtim. Burada varlık olarak ilk önce neyden başlayalım arkadaşlar? İlk önce Litecoin'den başlayalım. LTC makinalarımız vardı. L3'ler, L3 Plus'lar. Bir bakalım bakalım neleri kaçırmışız. Birlikte hesaplayalım arkadaşlar. Şuradan da hesap makinesini açayım. Birlikte görelim bakalım. Şimdi kaç sayfa açılmış? Evet, iki sayfa açılmış. Geriden gelelim. Evet, 64 artı. Ya virgülün yanındakileri hiç toplamıyorum. Direkt net rakamlar bulalım. 8 artı 73 artı 82, 92. Şunu hiç toplamıyorum zaten, 0,06. Tabi bu dönemde biz makineler alıyorduk. İhtiyacı olana satıyorduk. Yeniden alıyorduk falan filan. Biraz fark edebiliyor arkadaşlar. 0,71, 0,71 daha. 0,65 artı 0,57 artı 0,45 artı 0,65 kaç tane var? 4 tane. 6 kere 4 24. 2,4 artı 506 tane Litecoin'imiz varmış arkadaşlar. Bakalım 506 Litecoin şu anki bugün güncel değerinden ne kadar ediyor? 106 dolar çarpı 106 dersek eşittir 53.687 dolarlık bir miktar. 3 aylık bu bizim durumumuz. Bugünkü kurla TL'ye çevirelim. 14,65 786.000 TL. 786.000 TL'lik Litecoin'imizi biz değerlendirememişiz. Keşke satmasaydık diyerek diğerlerine bakalım. Hangisine bakalım şimdi? Ethereum'a bakalım. Ethereum'da durum ne? Evet, Ethereum'u seçtim arkadaşlar. ile başlamışız. Gene hesap makinemizi açalım. 5,34 artı. Şöyle gelelim. 2,40. Kaç gün sonra? 6-7 gün sonra 2,40 artı
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6 tane 0,30. 1,8 yapar. Artı 22,56 eşittir 32 Ethereum. Vay be. 32 Ethereum çarpı 2900 dolar olduğunu düşünürsek şu anda 93.000 dolar çarpı 14,65 eşittir 1.363.000 TL. Evet, 32 Ethereum mu oluyormuş? O dönemdeki kazdıklarımı tutsaydım, satmasaydım 32 Ethereum stake edebiliyordum. Şu an nerede? Evet arkadaşlar, şimdi gene aynı tarih aralığında, bu sefer Bitcoin madenciliğimizi de toplayalım bakalım. Şunlardan birisi end pull'a kazıyordu. Birisi nice açtı. Birlikte bakalım ne kazandırmış. 0,74 artı 0,75 artı. Gene virgülün kenarını toplamıyorum. Yuvarlak olarak toplayacağım. 0,20 dedim. Ondan sonra 0,027 artı 0,032 artı 0,036 artı 0,033 artı. Bakalım ne kadar gelirimiz olmuş. 0,032 artı 1,67. Dördüncü sayfa. Ardından 0,031 artı. Hatta yuvarlak toplayarak gideyim. 0,36 ne yapar? 0,70 0,1 yapar. Artı 0,0 düzeltiyorum. Şöyle 0,10 diyeyim. Artı 1, 2, 3 tanesi gene 0,1 yaptı. 0,1 0,3 şöyle kabala toplayarak ilerleyeyim. 0,3 oldu. Buradakiler günlük yatan 0,30'lar olduğu için direkt ben öyle toplayalım. 0,3 0,4 0,5 şöyle 0,6 diyelim. Bitti. 0,60 oldu. Şurada da küçük rakamlar var. Şuraya kadar 0,60 0,65 diyeyim buraya toplamda. Artı 0,65 diyelim. Evet. Şurada da 0,058 var. 0,058. Artı 0,34 0,034 eşittir 0,092 de buradan geldi. Artı şuradaki hesapta 2,5 vardı. Artı 2,5 eşittir 2592. 2,6 diyelim buna da. 2,6 veyahut da direkt çarpalım. Çarpı kaç bin dolar? 38.994. 39 bin dolar diyelim. Eşittir. 101 bin dolar yaptı. Çarpı 14,65 eşittir. 1 milyon 480 bin lira da bu yaptı arkadaşlar. 1 milyon 480 bin. Artı Litecoin'lerimizi koyalım. 786 bindi. Olmadı. Şöyle sileyim burayı. 1 milyon 480 bin. Şöyle komple temizleyelim. 1 milyon 480 artı Litecoin'ler 786 bindi. 786 artı 1 milyon 363 binlik de Ethereum vardı. Toplamda 3 milyon 629 bin liram olabilirdi. Fakat şu anda hiçbirisi yok. Ekrana alıyorum. Pardon. Kendime çeviriyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birlikte hesaplamaları gerçekleştirdik. Ne güzel para değil mi? Yani 3 milyon 600 küsür bin lira. Mükemmel rakammış. Ama biz o rakam artık elimizde yok. Bizim değil. Cebimize girmedi.
Hesaplamayı da gerçekleştirdik birlikte, görüyorsunuz işte. Hani 4 yıllık periyotlar kripto varlıklarda, bunu 4 yıllık periyodu ben belirlemedim ki, kim belirlemiş? Algoritmayı yazarken, Bitcoin algoritmasını yazarken Satoshi Nakamoto belirlemiş. Yani ben ne yapayım? Yani bana diyor ki, bu diyor 4 yılda bir ödül yarılanması olacak diyor. Halving dönemine girecek diyor. 4 yılda bir blok ödülleri düşecek diyor. 12 Bitcoin'di, 6 oldu, 3 oldu. Bundan sonrasında 1,5 olacak. Öyle öyle düşecek, ama her düşüşte, her halvingden sonra, her ödül yarılanmasından sonra fiyat inanılmaz tepki veriyor yukarıya doğru. Mesela Ravencoin'de bunu yaşamıştık, hatırlarsınız, Ocak ayında. 0,42'lerdeyken falan Ravencoin aldım, alıyorum demiştim. Madenciliğine çevirmedim ama aldım, alıyorum demiştim. E orada 1,70'leri falan gördük yani halvinginden sonra. E demek ki Ravencoin, ya bir de piyasanın kötü haline rast geldi. Yani iyi haline rast gelseydi demek ki inanılmaz olacakmış. Neymiş arkadaşlar? Bakın orada 4 aylık bir periyodu topladık birlikte. O 4 aylık periyotta bizim Ethereum, Litecoin, Bitcoin madencilik gelirlerimizi hesapladık. 3.630 küsür bin liraydı yani. O para bizde olmayınca şu anda çok önemli değil. Orada işte hata yaptık. Piyasa çöktü. Biz çöküşü görürken 12 binler, işte 9 binler, 7 binler, hepsinde bir destek. Yani Twitter'daki arkadaşları takip ediyorduk. Arkadaşımız değil hiçbirisi de. Neyse. Onları takip ediyorduk. Aha destek burası, satmayın. İşte burası satmayın. İşte burası satmayın diye 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 diye. 2800 dolarları gördüm. Dediler ki artık destek meslek çalışmıyor. Biz de o zaman amatördük yani, acemiydik bu konuda. Çalışmıyor dediler. Her şeyi sattık. E satınca hayırlı işler oldu yani. Bizler için öyle oldu. Biz bunu tecrübe ettik. Sizler de yani bunu tecrübe etmeyin diye ben bu videoyu özellikle çektim. Umarım yani bulunduğunuz gruplarda, şurada burada paylaşırsınız. Hani bu bizim tecrübemiz. Gördünüz yani canlı olarak cüzdandaki yatırılan rakamları, madencilik gelirlerinin hepsini paylaştım ben özellikle. Çoğu kişi de cüzdan açıp göstermez sizlere. Yani inşallah bizim yaptığımız hataları sizler yapmazsınız ve çok kazanan sizler olursunuz. Biz de kazanalım tabii de, siz de kazanın. Ya herkes kazansın. Benim hedefim o. Doğru olan da bu belki. Hani derler ya, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır diye. Hakikaten yani gelirler de paylaşılırsa daha da çok olacağını düşünüyorum ben. Eminim o konuda. O yüzden arkadaşlar satmamak lazım. Satmayın. Zaten üçte bir fiyatına ürettiğiniz coinleri satmanın bir mantığı yok bence. Ha durumun yoktur. Krediyle almışsındır falan filan. Kredi ödemen kadarını sat. Yine dursun abi. Çoluğuna çocuğuna ayır ya. Yani büyük rakamlar olacak bunlar. Daha da büyük olacağını görüyoruz yani. Dünyada küresel para sistemi değişse bile bunun algoritmasının değişemeyeceğini biliyoruz yani. Satoshi yazmış abi onu. Ya Bitcoin'de de algoritma değiştirmek imkansıza yakın bir şey. Ethereum sahipliği olduğu için biz diyorlar değiştiriyoruz. Geliştiriciler bir şeyler yapıyor. Ama bunda öyle bir dünya yok. Bunda öyle bir dünya yok. Beklemek lazım, satmamak lazım. Bakın satanların, işte ben şu an 3 milyonum olsaydı farklı olurdu yani, şu an yok. Ama gene olmaz mı? Olur. Para her zaman kazanılır. Yeter ki itibar kaybetmeyelim. Yeter ki ahlakımızdan ödün vermeyelim. Yeter ki onurumuz, haysiyetimiz bizimle olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.